yasanın 2013'ten beri şu ana kadar çok sağlıklı yürüdüğünü söyleyemeyiz. Bunun en büyük sebebi 50'den az olan iş yerlerimizin sistemin dışında kalması. Yani burada devletin ilk yaptığı risk analizi, acil durum eylem planlarının yapılmasını sağladılar. Ama uzman ve doktor atamalarını 2020 1 Temmuz'a kadar ertelediler. Şimdi 1 Temmuz'dan şu ana kadar da gerek özel sektörde olsun, gerek kamuda olsun çok bizi arayan ve bilgi sahibi olmak isteyen sanatkarlarımız, işverenlerimiz sürekli konu hakkında bizden bilgi alıyorlar. Fakat şu ana kadar bakanlık da konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı için bu devam mı edecek, ertelenecek mi yine? Bu süreci bekliyoruz ve bu da bir piyasada bir olumsuzluk, belirsizlik olarak has safhada durmaktadır. En azından bir istihdamın da hareketlenmesi için bu yasanın ertelenmemesi gerekiyor. En büyük sebebi ise insanların güvenliği. Yani can güvenliği burada ön plandadır. Bundan dolayı en büyük beklentimiz yani hükümetin bir an önce bunu ertelemeden devam ettirmesi. Yani şu anda 50'den az çalışanı olan ve 50 diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda zaten yasa 2013'ten beri yürürlüktedir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta şu an bir şikayetimiz yok. Bu yüzden ben yasanın bu şekilde devam etmesinden yanayım. Ertelemeden devam etmesinden yanayım. 50'den az çalışanı olan iş yerlerimizin sisteme girmesiyle beraber diyelim ki iş güvenliği veya uzmanı veya diğer sağlık personelini göstermediğin zaman aylık 3516 lira cezaları var. Az önce de söylediğim gibi uzman hekim bulundurmamanın cezası aylık 3516 lira cezası var, para cezası var. Aynı zamanda kişinin taksirli veya kasti ölümüne sebebiyet vereceksiniz. Şimdi burada bu bir yerde kasti ölüme sebebiyet vereceğiniz için hapis cezaları da vardır işverenler için. İşverenlerin bu tür tehlikelere, bu tür cezalara karşılaşmaması için en iyisi iş sağlığı ve güvenlik hizmetlerini almalarına yanayım.